Merhabalar efendim, hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, Nermin'le Enfes Mutfağı'na. Keyifli, sağlıklı, bol bereketli bir gün olsun öncelikle. Bütün ekran başında beni izleyen çok kıymetli izleyicilerime ve sonrasında tabii ki bize efendim. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün keyiflerinizi yerinize getirecek efsane tarifler, harika sohbet, muhabbetler ve hayatınızı kolaylaştıracak en güzel yemekle alakalı pratik bilgiler yine tabii ki bizim programımızdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda sizlerle olmaya devam edecek efendim. Bugün neler yapacağız? Hemen kısaca bir özetliyorum. Günün menüsünde efendim mantı soslu spagetti kabak var. Şimdi bakın, siz burada mantı soslu diyorsunuz ya, içinde hamur arayacaksınız, ben biliyorum. Ama bu tarifin içerisinde hamur yok efendim. Sıfır hamurla, kabakla harika bir spagetti yapacağız efendim. Ekran başında mutlaka kalmalısınız. Çikolatalı kuş yuvaları yapacağız efendim. Üzerine de böyle şekerler oturtacağız. Bunun için çubuk kraker kullanacağız. Bu tarifi çocuklar için veya çocukların okulları için alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Soslu tavuk gratenimiz var. Patlıcanlı bir çıtır börek yapacağız. Yufkalarınız kaldıysa, baklava yufkalarınız, hemen kenara ayırın. Çok pratik sebzeli bir çıtır çıtır börek hazırlayacağız ve lorulu pazı sarma yapacağız efendim. O kadar güzel oluyor ki hem görüntü itibariyle hem de tabii ki lezzeti olay efendim. Hemen Serpil Hanım'ı da alıyorum ve günün hediyesinde Beyaz TV ekranlarında yine hediyesiz bırakmadım efendim. Bugün açıklayacağım. O yüzden bolca yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bugün açıklayacağım. Harika bir sponsorumuzdan şöyle sürahi ve yanında mısır patlatma tenceresi Serpil. Çok zekice değil mi? Efsane efendim. Mısır patlatıyoruz bununla, gördüğünüz üzere. İçerisine birazcık yağ. Mısırları bırakıyorsunuz. Buhar olmaması için Celalettin Bey çok güzel bir ürün yapmış. Bunu kapatıyorsunuz. Burada mısırlar pıt 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 patlıyor. Buhar olmuyor. Çıtır çıtır yiyorsunuz. Aynen öyle. Buhar olmadığı için de ıslanmıyorlar. Evet. Çok güzel. Bende yarın de deneyelim içinde mısır. Popcorn tenceresi. Bunu yarın yapalım. Evet. Yapalım, ekran başında yapalım. Herkes görsün. Bunu yarın yapalım. Ne güzel ya bugün. Sessiz, ben sakin. Söyledim. Burak'a dedim ki, Burak Bey dedim. Birine ben sen, biliyorum. Birine ben. Ebubekir ünlü oldu. Şarkısı çıktı ya, ondan yok bugün stüdyoda. Ebubekir ünlü oldu, bugün stüdyoda yok. Ama olsun, Burak Bey'i alırız Nermin. Kameramanlarımızın birinden şarkı çıkarmış. O yüzden herhalde diyorum bugün ünlü olmuş, yok burada stüdyoda yok. Yani kaçmış gitmiş herhalde. Aa, bugün benim stüdyoda çok kıymetli kardeşim var, Burak Bey. Biliyorsunuz ki Burak Bey efsane ödül gecelerini düzenler ve gerçekten hakkıyla, layığıyla 1001 kişiye ulaştırır yani ödüllerini. Biz de her ödülünde, valla Ankara'ya gitti. Ankara'da bile ben vardım yani. Ankara'da bile dedi ki sensiz olmaz dedi. Gittim çıktım. Yani yaz tatilimi biliyorsun iki gittik. Günü orada geçirdim. Vallahi gittik şimdi. Vallahi yani ama kendisi demek ki geldi. Senin için çok özellikle gittik. Evet, çok severim Burak kardeşimi. Bugün de buraya geldi. Bu güzel, lezzetli kayınvalide adayı da seviyor herhalde. Çıtır çıtır güzel, böyle taze taze börekler yapacağım, tatlılar yapacağım. İkram edeceğim sana efendim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çikolatalı kuş yuvaları yapıyoruz efendim. Efsane kuş yuvaları için 2 paket çubuk krakerimiz var. 100 gram sütlü çikolatamız var. 100 gram bitter çikolata. Üzeri için ise renkli şekerlerimizi kullanacağız. Nermin, daha neler diyecekler şimdi. Şu çubuk krakerden de bu olmaz ki be canım. Serpil, bence artık biz tarifleri çok farklı yapıyoruz ya. Bazı çok biliyorsun bizim bilmiş izleyici tarafımız da var yani. Tabii hepsi var. Yani her şeyimizi böyle eleştiren taraf değil. Çünkü biliyorsunuz farklı tarifleri çok seviyor benim ekran başındaki kıymetli izleyicim, ama bazısı da bizi böyle gerçekten eleştireyim de nasıl olursa olsun şey diyorlar mesela. Ne diyor? Nereden buldunuz bu tarifi şimdi? Ne gerek var ki yani? Artık ne yapacağınızı şaşırdınız modundalar. Tamam, o zaman şimdi bu tarif için de onu diyecekler. Hayır, şöyle diyeceğiz biz de hemen. Tatlı tuzlu ilişkisi diye bir şey var ya. Çubuk krekerlerimiz hafif tuzlu. Biz onları çikolatayla buluşturup kahvenin yanına nefis bir tatlı yapıyoruz Nermin. Yani işte o yüzden diyorum ya. Yapacak olsun. Sizin canınız sağ olsun. Ben ekran başında gerçekten bak eleştiriyi severim. Eleştiri, doğru eleştiri yapıcıdır. Yapıcı olmak için gerçekten gerekli. Ama bazen böyle haddi gerçekten fazla zorlanıyor ve fazlaca aşılıyor. O kısımda sevmiyorum. Çünkü biz burada 1000 bölümdür ciddi tarifler hazırlıyoruz. Kimse bu konuda
şey yapmasın. Hep her gün araştırarak efendim ve yorucu bir maratondan geçerek. Ya özenle yapıyoruz Allah için şimdi. Çubuk krekerleri sadece kırıyoruz kıymetli izleyenlerim. Bakın ne yapıyorum, böyle kırıyorum efendim. Burada önemli olan nokta, çubuk krekerleri çok fazla kırmıyorsunuz. Evet. Benmar usulü hem sütle hem bitter çikolatamızı eritiyoruz. Benmar usulü neydi kıymetli izleyenlerim? Zeminde güzelce kaynamış bir su, sıcak su. Ama üstteki çikolataların kabı asla suyla temas etmeyecek. Neden temas etmeyecek? Çikolata çok çabuk pişebilen ve sonrasında sertleşebilen, yanabilen bir madde olduğu için çikolatayı benmar usulü eritiyorsanız asla suyla temasını etmeyeceksiniz. Ocağın üzerine koyduğunuzda da ancak krema ile eritebiliyorsunuz ki güzel bir ganaş elde edebilmek adına. O yüzden ne yaptı Serpil? Bak altına da süzgeç koydu. Bu da çok güzel bir fikir aslında bu süzgeçle birlikte. Ve efendim aman yarabbim. Sen bugün kıyafetinden ötürü ne böyle vifireşsin. Ha somon rengi değil mi? Hoşuma evet. gitti benim de. Şimdi hediye gelmiş bugün. Bakıyorum böyle fresh fresh böyle öyle çok mi? Hoş. Hediye evet. gelmiş bugün. Dedim ki giyeyim. Giy. Güzel kızlar var bu ürünleri yapan. Bana hediye göndermişler. Ben tamamen destek amaçlı paylaştım, giyindim. Hatta şöyle göstereyim izleyicilerime. Valla çok güzel durdu üstünde. Sana böyle şeyler yakışıyor ya. Valla bak. Değil mi? Ha. Şimdi bak şöyle göstereyim. O kadar hoşuma gitti ki bak. Vallahi bak şöyle mis gibi, sürücü gelme dedi sandım. O kadar fresh dediği gibi rahat, böyle soğuk triko biliyor musun? Kızlara evet, da destek olsun istedim. Bence çok iyi yaptın, bir de sana bak, yakıştı. Bak ben sende spor kıyafet de ama seviyorum şey ama. Yapsın, Dila paylaştı, oradan baksın izleyicilerim, destek ha, olsunlar baksın, kızlara. Vallahi bak sevap için. Benim göbeğim olmasaydı, bak dedim ya sana yayın öncesi, göbeğim olmasa güzel. Ben de şey bunun yapmam. Turuncusunu da göndermişler, onu da giyeceğim. Bir hiç terletmiyor. O kadar muhteşem giyeyim, bir vallahi. Şey ki hiç terletmiyor. Ben çok seviyorum. Serpil güzel fikir verdi. Burası düğmeliydi, böyle içine koydum falan. Bu pantolon, bu şey gömleği şeyle de. Çalışıyor bu muzuru. Çok muzur. Bakmam böyle durdu. Vallahi bak ben yaş olarak o da küçük olabilirim ama bu kafa iyi çalışıyor. O konuda mütevazı olamazsın Serpil. Dur geldim şimdi. Şimdi benmar usulü erittik. Kimisine göre şipşak, kimisine göre diyecek tarifler. Olsun biz bunu çok sevdik. Serpil'in dediği gibi tatlı ve güzel. Tuzlu ilişkisi o kadar güzel ki burada bakın sütlü çikolata, bitter çikolata eriyor. Burada çubuk krekerle buluşuyor ve biz bundan yuvalar yapacağız. Ay şu an şey yapamadım. Çikolatanın üstüne biliyorsun yaptığımız ev yapımı çikolataların üzerine kaya tuzu şey yaparız, öğütürüz. Çünkü tatlı tuzlu ilişkisi çok güzeldir. Baklava yersin. Güzelmiş. Ha teşekkür ederim. Bu arada 28'inde ödül gecesi var, gideceğiz. Ay ben yine alıyoruz efendim. Yılın en iyi yapımcı ve sunucu yemek programı ödülü yine bize layık görüldü. Yine ben Serenay Sarıkaya gibi. Yine ben. Burada bu yani 28'inde beraberiz efendim. Burak'ın ödül gecesinde. Lan beni de götürür müsün? Herhalde gideceğiz. Tamam, biz hep beraber gidiyoruz zaten ya. Tamam işte ben götür Gülşah, beni. Ben sen. Bu sene Gülşah'ı da götüreceğim. Aa çok güzel ünlü isimlerimiz oluyor. Hayır bir de şey davetlileri de çok eğlenceli insan. Ben çok eğleniyorum değil mi? Ya Burak zaten eğlenceli bir adam olduğu için. Güzel geceler yapıyor. Ve hakkıyla böyle. Evet. Bakın burada benmar usulü erittiğimiz sütlü çikolatayı ve bitter çikolatayı ne yapıyorum? Yandın değil mi? Çubuklu krekerlerimin üstüne bırakıyorum. Of vallahi bir şey söyleyeyim. Efsane. Serenay'ın şeyi çok konuşulmuştu ya sahneye çıkınca. Yine ben. Aa evet şey değil mi? Arada bir bana da gelmiyor değil ha. Böyle bazen istiyor bazılarına. Üniversite öğrencilerinin şeyiydi o da bak. Çok iyiydi ya. Yine ben. Kadının kendine olan özgüvenci falan efsaneydi ya. Yetti mi çikolatamız Nermin? Çok ay, güzel oldu. Tam istediğim gibi. Bence de. Tam. Sıyırsana. Vallahi efsane. Var ya misafirinin şansına çok güzel oldu valla. Tabii elinin yanıyor. Evet yapıyorsun. Ama üşendim. Sen üşengeçlik biliyor musun? Biliyorum evet. İnsana kötü bir şey. Sana dur tatlı kaşığı şey çorba kaşığı vereyim. Eşit dağıt. Tamam. Diğer onunla tarifleri şey de hemen. İkinci tarifimiz ne? Geliyor. Unuttum. Şu an unuttum. Aa, salata. Mı? Bir şey anlayamıyordum oradan. Tavuk soslu graten. Ha, soslu tavuk. Ama bu uğultulu geliyor. Benim suçum yok. Gözüm görmeyebilir ama kulağım duyuyor. Yalan buraya yok. Buraya mı koyayım? O tarafa mı gitti koyayım? Oraya koy bence Serpil. Elhamdülillah tabii ruhum sağ. Bedenim sağ ayaktayım ama yaşıyorum. Evet. Ah hoş geldiniz efendim. Serpil. Canım.
çok güzel olacak bu, biliyor musun? Evet, şimdi bunu onu biraz şeyle de izleyeceğim. Kıralım. Bir de çocuklar o kadar çok hoşuna gidecek ki o çocukların bu. Şimdi bunu biz kuş yuvasına nasıl çevireceğiz onu da göstereceğim altı size. 6 tane falan iyi midir? Daha mı çok şey yapacaksın? Ya hepsini koyayım. Hı. Ama biraz sanki bunları doldurmalıyız. Bizim kıracak izleyicimiz seviyor. Sunum böyle fazla fazla. Sana kırayım azıcık da. Ben bunu daha da ufak kırabilirdim ama. Yok, arada böyle yapalım daha iyi olsun. Karışsın diye açıkçası böyle yaptım. Şunları birazcık su tokladık mı bence bu kadar yeter sana. Böyle of 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 of. Ay ay çok güzel. Unutamadığın bir isim var mıydı gittiğimiz en son ödül gecesinde? Var ama içimde kalsın. Öyle mi? Evet. Ben eğlenceli ve böyle direkt söyleyen insanları seviyorum. Yani sana olan duygularım, hani seni sevdiğimi söyleyebiliyorum ya Nermin yüzüne. Şeyi de söyleyebiliyorum. Belki diyecekler de ama ne patavatsız. Ama değil. Senin davranışın beni incitiyor ve üzüyorsa bunu da söylüyorum. Ama seni sevdiğimi de söylüyorum. Sen eskiden söyleyemiyordun Serpil. Evet, içime bir şey indi. Evet. Bir şey geldi. Güzel yayın yaptığımız zaman falan o kanallarda çok söyleyemiyordum. Bak, ama o zaman da hep içime atıyordum. Ben şimdi içime çok zaman, atmıyorum. Evet, evet. Hatırlıyorum. Serpil'e neler var neler. Siz bakmayın böyle durduğumuzu bizim. Aha kardeş. Dışarıdan baktık. Neydi? Ay pink pembeni söyledi. Dışarıdan baktım. Yeşil türbe içine girdim. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah tövbe. Vay vay vay. Tövbe estağfurullah. Ay onu da çok severim. Seyrediyor musun Bahar'ı? Bahar. Ha, dizi. Onu izliyorum. Güzel. Bunu da buraya koydum. Fazla fazla hepsini doldurayım. Ben şey bunu şimdi sen ittirip bence aktaracağım. Daha çok kırmayalım bence. Çok ama böyle gözüküyor. Biraz şeyinle havanın tokmağıyla şey yapmalısın. Şunu veriyorum. Ya şu ham var sen ya. Sen elini yıka. Bal tutağı. Parmağımı istiyorum ama sizin yüzünüze karşı yapmayacağım izleyicim. Bunların üstüne de böyle çocukların sevebileceği renkli çakıl taşlarını koyarsınız. Ama çubuk krekerle çikolatanın bu uyumunu gerçekten sizler bile inanamayacaksınız. Gerçekten diyorum. Şu küçük olan benim olsun. Az yiyeyim. Evet. En sonda ama bunu tabii donduracağız sonrasında. Baltadan spatulasını yalarmış. Ben parmağımı yaladım. Ama tamam, ben de arkamı dönüp yaladım. Ağzımda mı kalmış? Yala. Şimdi size öyle bir şey hazırlayacağız ki. Bunun tavuğu dolapta mı? Evet evet hemen geliyor. Ben şunu şöyle bir toparlayayım. Ana yemek bu. Gratin aslında dedik ama tam bir gratin de değil. İçinde tavuğu olan, ana yemeği olan, sebzeli güzel. Yani tam bir ana yemek aslında hazırlayacağım sizler için kıymetli izleyenlerim. Bunun için 500 gram tavuk göğsü, 2 adet kapya biber, 4 adet yeşil biber, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, 3 adet patates, 1 adet tavuk baharatı ve üzeri için ise kıymetli izleyenlerim 1 kase kaşar peynir rendesi mevcut olacak. Vallahi bak şeyimiz çok güzel çıkıyor. Ne canım? Kameramanımız çok beğeniyorum ha, Bahadır. Ben şimdi böyle sana hemen şey veriyorum canım benim. Dur. Şimdi burada önce tavuğumu alacağım ben. Tavuğumu birazcık soteleyeceğim. Ben de şeylerimizi küp yapayım, hemen kızartı vereyim. Patatesleri ben yapayım. Biberleri Serpil'e doğratalım. Hepsini tamam, nasıl istersen. Bak şimdi çok rahat, pratik bir yemek yapacağız. Burada aslında yemeği birazcık lezzetlendirmek istiyorum. Küp küp. Lezzetlendirirken ne yapacağız? Tabii ki bir tık kızartma yapacağım. Güzel bir büyük tava istiyorum aslında. Hemen geliyor. Pilav tenceresi de verebilirsin. Ya da şey mi yapsam acaba, balık? Fırına girebilen bir tencere istiyorum. Tamam, kızartmak için şöyle yapayım. Hangisi vereyim sana sence? Direkt tavayla bence fırına gönderelim. Onu da yapalım, direkt gönderelim fırına. Kızartmayı da sen küçük bir tavada yap. Ha, benim kızartma tencerem var zaten canım. Aa, tamam. Benim damalı damalı şeyim var değil mi? Aynen. Soğanlarımızı da küçük küçük doğrayalım. Ben ekstradan başka bir kaba geçmeyelim dedim. O yüzden direkt tek tencerenin içerisinde. Biliyorum, nasıl normalde yok, normalde başka bir kaba koyup fırına veriyoruz ya. Ben direkt bununla fırına vereceğim. Yok, o değil. Kızartma için. Tamam aşkım, ama şu an benim işime yaramıyor ya. Şöyle hepsini küp küp doğruyoruz. Şimdi Serpil yağını da koysun. Güzelce kızsın. Tavamın altını açtım. Şöyle tavamın altını açıp ısıtıyorum. O hazır. O sana geliyor canım. Tavuklarımı bırakacağım içerisine. Önden biraz soteleyeceğim. Sonrasında efendim soğanımı da şey yapacağız. Güzelce
sotelenecek ve ununu, beşamel sosunu hepsini tavanın içinde yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Tavanın içerisinde yapıp en son fırına göndereceğiz. Patatesler de kızardığı için böyle nar gibi gözükecek. Bu yemekte farklı bir lezzet açığa çıkaracak olan söylediğim gibi patateslerimizin önden kızarıyor olması olacak efendim. Aslında pişirme tekniğinin bir çoğu bir arada değil mi bu yemekte Nermin? İşte o yüzden çok güzel. Bir de lezzetli olacak mı bunları yaptığın için? Hanımlar seviyor çünkü çok fazla şeyi karıştırmamayı. Mesela burada tavam ısındı benim. Senin tavamın içerisine evet, şöyle. Bu beklesin beni. Tavuğu koyuyorum. Ben şeyi halledeyim. Soğanımızı minik minik doğrayacağız. Küçük bir oyna story. Aynen, çok minik olsun. Ya da piyazlık da yapabiliriz hepsini. Renkli gözüksün. Daha iyi olur. Piyaz mı yapayım? Aa. Nermin kasap gibi şimdi. Kasap gibi girdim diyorsun. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Başladık ana yemeğe. Yiyenlere, getirenlere, götürenlere, pişirenlere, taşıranlara. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Rahmetlik babaanne yemeği yedikten sonra dua ederdi. Nurda uyusun. Çok da severdim Seher babaanneyi. Şey derdi, getirenden, götürenden, pişirenden, taşırandan Rabbim razı olsun. Şimdi bunu getirmezse buraya birisi, nasıl pişireceğiz, pişiremeyeceğiz. Yani o yüzden Vedat, sen de burada rızkını alıyorsun. Yani Özlem'in hazırlığını yapıyor. Biz Serpil'e giriyoruz, pişiriyoruz. Yani hepimiz de dua etmiş oluyor. Ne kadar büyükler var. İnce detay düşünüyorlarmış ya. Vallahi bak. O bir de şey var. Ekip işi bak ne güzel. Biri getiriyor, biri getiriyor. Onu yapıyor, onu yapıyor. Getirenden, götürenden, pişirenden, taşırandan. Vallahi çok güzel bir dua. Bir de aslında şunu açık ve net söyleyeyim. Şey yani burada bir tatlı bir mütevazilik var, güzel bir mütevazilik var. Yani alttan alma var, hoşgörü var. Teşekkür etmek var. Tabii. Eskiden biliyorsunuz ki bu gelinler zamanında gelinler ciddi anlamda zorlanıyormuş. Niye ki? Neden zorlanıyorlarmış? Şey mi? Tabii atalar o zaman bazen daha böyle kırıcı ve sivri dilli olabiliyorlar. Çok bilmekten kaynaklı aslında. Şimdi sen gidiyorsun, yeni gelin olduğun için çok fazla bir şey bilmiyorsun. Bilmediğin için hani öğretmeye çalışıyor. Seni çok fazla beğenmiyor. Şimdi tabii gelinler bu olayı geçti. Şimdikiler aman yarabbim. Ya işte karşılıklı bence hoşgörü ve şey saygı. Tabii canım. Her zaman ben her devirde karşıyım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Benim de iki tane oğlum var. Yarın öbür gün Allah nasip ederse onları evlendirdiğimizde kalkıp kaynalık yapacak halimiz yok. Ha şey Julian demiştin değil mi? Sen yaparsın ha. Senle ne uğraşılmaz. Benle mi? Vallahi. Ne şimdi bak bunu en iyi bilen sensin. Bana yeter ki canım. Ya bana bir adım şey gelene aksi gelemem ki. Gittin gelinin evine. Ha. Tamam mı? Tamam. Bak hemen kılıcını kuşağına demem bile böyle şey. Hayır dinliyorum seni bütün ha. Şeyim ha. Birazcık yumuşak ol dur. Gittin gelinin evine. Evet. Sen dedin ki gelinle. Heh. Yavrum dedin, iyi hoş da dedin, benim dedin, biliyorsun dedin bu yemeği sevmiyorum. Hı. Neden yaptın dedi. Anne dedi ben seviyorum dedi. Tamam. Ve sunumu da çok hoş dedi. Benim hatırım için yemez misin diye sordu. Hı-hı. Ne cevap verirsin? Gerçek Serpil. Tamam şöyle yemek konusunda beni hiç şey yapamaz, kızdıramaz. Onu geç şimdi benim soruma tamam. Gelsen. Seni sevmediğim bir şeyi yaptı. Zaten oraya kadar gelmişse iş aramız çok kötüdür. Düşünsene ben seni hiç sevmediğim bir yemeği biliyorum ve yapıyorsam aramız zaten o zaman çok kötüdür. Allah da vermesin yani öyle ya, bir şey. Ya Serpil geç ya, senin orada düşünemiyorum. Sana diyecek ki gelin sen sevmiyorsun, ben bu yemeği biliyorum sevmediğini ve bilerek yaptım diyecek. Öyle mi dersin? O masayı da bırakırsın, oradan çıkar gidersin benim tanıdığım Serpil. Oğluna ben bak. Aman Ermin, hatır. Evlat hatırı, evlat. Kalır mısın? Evlat hatırı. Kalır mısın? Oturur yerim. Ayda bir gidiyorsam evine, 3 ayda bir gittim. Evlat. Yani bunu en iyi sen ve ben biliyoruz. Yani şu an yan yanayız diye. Serpil'im ya, ben nasıl biliyorum? Ben onun ciğerini biliyorum ya. İşte o masaya için oturmaz. Hatır için bile oturmaz. Ben size söyleyeyim. Sen böyle deyince de izleyiciler diyecek ki bunun ne cadılığı. Hayır, cadılıktan değil. Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah yaşatmasın, kötü bir şey ya. Yaşamak istemiyorum. Yemeği. Şöyle evet. Hiç kim hiçbir anne istemez. Ama şey var. Benim kızım da yok ya. Böyle kızım olsun istiyorum ya. Ablacığım bir küf noktası vardı. Ya nasıl kızardım? Kimin ablası? Dur ablacığım bir küf noktasına bakalım biz. Kızarıyor mu?
Yok anne, yok hiç onu kirletmeden sana bak çekirdek attım. Biz pratik işler severiz. Kaynamıyor ablacığım. Ne? Ay tövbe. Lütfüm ya, askere girdi bugün. Rabbim gitti. Hayırlı uğurlu bitirsin, tezkeresini almayı nasip etsin, ne diyeyim ya. Ne çocuk tabii ya. Valla bu arada lahana salatası güzel olmuştu şimdi Allah için. Ama siz onu bir ay saklamayın. Yapın yiyin tazesiyle. İşte. Bak şimdi gene neyse. Ben biberlerimi de güzel, doğru. Güzel güzel şey yaptık ve bir yandan da patateslerimizi atıyoruz buradan kıymetli izleyenlerim. Olmuş mu, baktın mı? Olmuş. Kaşının sapıyla. Baktım. Bak güzel bir püf noktası bıraktı çocuk bize. Kaşığımı kirletene kadar bak biz kadınlar pratik zekayız. Şuradan çekirdeğin tanesini atar bakarım. Tabii canım, patatesi atarsın ya. Tabii. En kötü bir tane. Kaşığımı niye sokayım kız kaşığımı sapının ermeye? Ne bileyim, o da lazım Serpil. Evet, orası da öyle tabii canım. Evet. Ben şimdi azar azar atacağım ki nar gibi kızartabilelim. Birden hepsini atınca bu sefer kızarmıyor ya kıymetli izleyenlerim. Ne aradı? Bundan. Tamam, geldim. Şöyle azar azar atacağım. İki kere de kızartacağım nar gibi. Evet efendim, ne yapıyoruz kıymetli izleyenlerim? Güzelce tavuğumuzu az yağda tavada birazcık döndürdük. Üzerine piyazlık doğradığımız soğanımızı koyduk. Üzerine kapya biber, yeşil biber. Onları da yine piyazlık formunda doğradık ki iri iri böyle renkleriyle şenlendirelim ekran başını. Ve efendim patateslerimiz şu an daha gelmedi. Birazcık daha burada efendim güzelce sebzelerimi kavurmak istiyorum. Ve aslında bütün iş şimdi başlıyor. Hani demin ki ne var burada, soğanı biberi koydun. Demeyin bana şu an. Şu an çünkü... Aa, dur ben sana fırın kabımı da alayım, ver mi? Fırın kabına dedim direkt almayalım. Tavayla böyle gönderelim. Aa, doğru öyle konuşmuştuk. Ya da onu da getir ya, onu da koyalım. Bununla da güzel sunarız. Şimdi aynen, misafir aynen var. Ne? Burak, misafirimiz Burak Bey'i şimdi öyle mi göstereceğim? Tabii ama, tabii misafirimize aşkına güzel sofra kuralım. Ah garibim benim. Ona da kız arıyoruz hayırlısıyla. Alan arıyor muyuz eder ki? Tabii arıyoruz. Ölçülerimiz 1.75-80. Tabii oğlumuzun boyu uzun ama kısa da. Ben mi aramayayım? Aramazsan arama. Olsun, o benim kardeşim, onu arayayım ya. Herkes kendi sevgilisini bulsun diyor. Arayayım mı? Şimdi oradan şey diyor. Sesleniyoruz. Kelin diyor, merhem olsa diyor. Ama bu atasözü, kendi şey yapar, kaşır. Ne var canım, 20 yıl. Az mı? 20 yıl evlilik yaptım ben daha ya. 5 yıldır ayrısı. Çeyrek asır. 5 yıl değil canım, daha 3 yıl yeni bitti. Nasıl bitti Nermin? Tabii bak. 2001 Ocak. Kız. 4. yıla girdik. 3 yıl bitti. 3 yıl bitti. 3 sezonu beraber 2021. Bitti. Kız hesapla kız. Tamam mı? 3 bitti. 4'e girdik. 4 bitti Nermin. Ocak'ta neden bitti. Neden 4 mü bitti? Hayır ya, 3 bitti. Şimdi aktüelci burnumuza kadar bak, girdi. 2021 Ocak. 2022. Kanal 7 birinci sezonda. Tamam. Neyse, reklam arasında biz konuşuruz. Ha. Tamam. 4 sezonu biz burada bitirdik ya. O da 4 bitti. 3. sezon. Biz orada yarım yaptık yazı. Öyle düşün. Ama başlamadan önce de şeydi. Kız aramızda da bir şey kalmıyor Nermin. Tamam şimdi konuşmayalım. Olsun. Neyse canım. Bu kadar uzun süredir. Mevzum benim ayrılığım değil. Bu kadar uzun süredir genç bir hanım olduğun için bu lafı söyledik. Stand-up yapıyoruz artık, yemekten ziyade bildiğin stand-up yapıyoruz. Ama sen sordun, ben yoksa bu lafı konuşma. Kız 3 bitti, 4'e girdim. Tamam. Dedikoduyu hiç sevmem. Dedikodu değil ki, biz kendi aramızda kendi mevzularımızı konuşuyoruz can. Sevgi alışverişi, bilgi alışverişi yapıyoruz sadece. Dedikodu yok. Tabii Nermin tarih unuttu, ben hatırlattım. Şimdi bakın, burada tereyağını ekledikten sonra kıymetli izleyenlerim, tavuk yemeğimizi tamamen bambaşka hale getireceğimiz noktalara geçtik. Bakın, unu koydum. Yani beşamel sosunu direkt bir tavanın içerisinde yapıyorum burada. Greten dememizin nedeni de efendim patatesin de içine dahil olması. Ama bu tamamen efsane bir ana yemek. Akşama ne pişirsem derdine son verecek. Efsane bir tarif efendim, Beyaz TV ekranlarında 1000 bölümdür yayınlanan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda. Bu arada içine evde varsa bir kabak da güzel olur Nermin. Kabak, patlıcan, ne varsa kaç koyabilirler. Kaç katı sever misin? Ay şu tavuk baharatına da bayılırım. Evet, tavuk baharatını çok severim. Çok severim ben de. Şöyle tavuk baharatını da içerisine ekledim. Çünkü burada tereyağıyla birlikte yemeğimin güzelce özleşmesini istiyorum. Ve son tavamızı da ne yaptık? Attık, kızartıyoruz patatesimizi. Hemen diğer börek malzemelerimizi alalım. Hemen koptum geliyorum. Patlıcanlı çıtır bir börek geliyor. Koptum.
çok farklı bir börek yapacağız. Çıtır çıtır gerçekten herkesin evinde rahatlıkla kullanacağım malzemelerle. Şimdi burada yanlış görmüyorsunuz. Unumu kavurduktan sonra ne yapıyorum bakın. Sütümü ekliyorum. Yani doğal bir krema tadı vereceğim. Kremanın kutusu kaç para olmuş? Maliyeti burada düşürmek gerekiyor efendim. Hepiniz için ben düşünüyorum. Krema tadını nasıl sağlayabilirdim ben burada? Biraz un, biraz süt ve kremamsı o muhteşem lezzeti. Zaten tavuk baharatını ekledik. O baharat Serpil'in dediği gibi efsane bir aroma, efsane bir lezzet. Bakın daha önce kullanmadıysanız mutlaka gidin. Evet. Aktarınızdan alın. Çok güzel oluyor. Aktarlarda bulabilirsiniz. Başka bir yere taşıyor tavuğun tadını. Vallahi bak köri falan okey. Ama bu başka bir yere götürüyor. Şu an bu yemek sos yenir. Vallahi yenir. Vallahi. Efsane oldu. Yani yemez yutulurum vallahi. Vallahi efsane. Patatesleri, patlıcanları falan doğramaya başlayalım bence. Dur. Sosunu sana ayırayım geliyorum. Bu tam benim istediğim gibi oldu şu an. Bir tık daha böyle sütüyle çektiriyorum. Ve sonrasında hangi aşamada nasıl fırına gidecek onu göstereceğim. Evet. Şimdi. Bugün efendim yine birbirinden lezzetli. Farklı aromaları bir araya getireceğimiz. Bak bunun altını kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. Geldim şuraya. Şöyle bak. Of 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 of. Bakar mısınız? Görsele bakar mısınız? Oh yemedim de. Vallahi böyle dışarıda özel restoranlarda yediğiniz aromalı soslar oluyor ya. Mümkün mertebe et ve tavuk yemeklerinizi yerle lezzetlendirmeye çalışıyorum burada. Ve patatesimizin ikinci postası kızarırken şöyle bakın. Yetişeceğim sana. Koyuyoruz. Bak kızarttığımız patatesi üstüne bırakıyoruz. Aslında burada dediğim gibi pişirme teknikli ilerledik. Kızartmayı çok seviyorum. Mesela patatesi direkt içerisine koysaydık bu yemeğin, bu lezzetin tam olarak bu efsane aromasını çıkartamayacaktık. Kesinlikle. Patatesi orada kızardığı için yemeğime ekstradan bir lezzet sunmuş olacağım. Ve sizler de kıymetli izleyenlerim yerken ne demek istediğimi anlayacaksınız efendim. Burada aroma işte, efsane. Kızarınca da güzel oluyor. Ya işte kızarınca güzel oluyor ama. Yani. Bir yerde de bunları soteledim. Kalori oluyor. Ama işte şöyle öbürlerini sotelediğimiz için Nermin kurtardık orada. Yarım mesel. Biliyorum. Şarkı nereden geldi dilime Allah bizi var ya. Ne söyledin? Aa yandım. Hangisi? Çok hoş menkız dilliler. Aa ben severim. Ben severim tabii. Patlıcanlı börek için malzeme listesi ekran başına geliyor kıymetli izleyenlerim. İç harcında 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 adet patlıcan, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 2 adet domates, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, 1 paket baklavalık yufka. Sosunda kullanmak adına 1 su bardağı soda, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sirke. Bakın çok enteresan bir tarif. Hepsinin güzelliği içinde ama sos tamamen çıtırdatmayı verecek. Normal yufkada da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı un, ondan sonra 1 yemek kaşığı nişasta, üzeri için ise 1 adet yumurta sarısı ve susam olacak efendim. Şimdi patatesim kızardı. Sanıyorum Nermin o patatesim oldu. İstersen sen oranın finalini ver. Oldu mu bakayım. Daha gönder gitsin. Oo efendim bakar mısınız? Altın sarısı oldu be. Altın sarısı bunlar. Çeyrek altın diyemem çok pahalaştı. Gram altın. Ben gram altın yapıyorum efendim. Maliyetten düşürüyoruz ne yapalım düğün olacaksa. Ne yapalım artık gram takacağız. Kimse kusura bakmasın. Beşi bir yerde rüya oldu. Şimdi Burak'a kızarıyoruz. Bir taraftan çeyrek altın mı takacağız? Gram mı takacağız? Ayol görümceğim dedi. Yok Burak'a takmam ya. Ne yapayım ona biraz kesenin ağzını açarız. Aç bari tabii canım Nermin. Aa, aa sen de. Ne yapalım açarız artık. Seni tanımasam pintisin diyeceğim. Abla olmak bunu gerektirir. Tabii çocuğa bir saattir eleştiriyorsun. Bak onun burası şöyle burası güzel. Yok. Güzel diyorum hepsi güzel. Hayır işte pozitif anlamda dedi. Şöyle. Koydum efendim bakın. Bu kadar. Yani şu an ne yapıyoruz? İsterseniz bunu fırından çıkarmadan kaşar peyniri dolapta. Ha, ben alabilir miyim onu?
Evet. Direkt atalım şu an. İzin verdim alabilirsin. Alayım sen kes. Şey kasenin üstü böyle poşetle kapalı. Bak şimdi niye bunu koyuyorum biliyor musunuz? Şöyle bakın. Lezzeti taçlandırdı. Of of of. Her şey pişti çünkü. Bütün yemeğimin iç malzemeleri pişti. Fırınlıyorum sadece. Fırında da 15-20 dakika kalıyor. Ve sonrasında kıymetli izleyenlerim sunuma hazır hale getiriyoruz. Şimdi bir fırın yolculuğuna gidiyoruz. Hadi sana iyi yolculuklar. Tatlışko. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakın nargile kızartmam şöyle 200'e getiriyorum. Fanlı patlıcanlı börek. Çıtır börek. Buraya hemen yağını alıyorum. Evet. Yetişeceğim sana. Bu muydu? Evet evet o onun. Şöyle iç harcında çok güzel lezzetlerimiz var. Soğanımızı... Hemen o da gelecek ama önce bunları vermek istedim tamam. Sana. Patlıcanı en sona koyacağım ki bütün yağımı çekiyor biliyorsun sünger. Aynen öyle patlıcanı ben de her zaman en son ayarda yapın. Şöyle soğanımı, biberimi, kapyamı ne yapacağım? Güzel bir soteleyeceğim. Ben coşkuyu... Güzelce... Kaçırdın Bahadır. O bir kere oluyor. Güzelce kızartıyoruz. Of of of. Vallahi şu an bile közlendi. Beyaz TV ekranlarında yine bugün efsane lezzetler var. Yine biz efendim. Şimdi gelelim sosumuza. Orada biberimiz kızarana kadar güzel bir sos. Tamam sosumuzu da yapalım. Sarma kısmını dönüşte gösteririz. Şöyle alayım seni. Bahadır'cığım bak çok önemli. Güzel bir püf noktası. Bu açık değil. Hemen açıyorum. Soda için neler söylediler birkaç gündür biliyor musun Serpil? Bence bizim Beypazarımıza çamur atıyorlar. Çok güzel bence de. İyi dedim değil mi? Öyle. Şöyle nişastayı koyuyorum. Sen ne bilirsin de bizim Beypazarımıza çamur atarsın? Şöyle üzerine unu ekliyorum. Şimdi nişasta ve unu koyduktan sonra birazcık çıtırdaması için sirke... Sirke ile birlikte soda ile bağlıyoruz efendim. Bak. Bunu normal yufkalarda da kullanabilirsiniz. Baklava yufkası olması şart değil. Şöyle. Baklava yufkası çok yakışıyor. Koyduk. Ve burada da şöyle yağını ekliyorum. Bu tereyağı galiba tavaya girecek. Evet, ben sana vereceğim. Evet. Şu an bak gördüğünüz efsane bir karışım yaptım. Bununla yufkalarımı ıslatacağım kıymetli izleyenlerim. Ondan sonra hatta şu yumurta sarısını da ayırayım üzeri için. Evet, evet orayı ben olur. Sana ayırmıştım. Şimdi yumurta sarısını da ayırıyorum kıymetli izleyenlerim. Çok kısa bir araya gideceğiz. Harika hediyelerimiz var. Ne yapıyoruz? İlk şifre gelsin. İlk şifre ne olsun? Mısır olsun. İlk şifremiz mısır. Çok güzel mısır tenceresi hediye ediyoruz. Bolca yorum hem Beyaz TV hem de Amin Nefes Mutfağı'na. Beyaz TV'den de seçebilirim efendim. Herkese bol şans. Koptum ben. Aman yarabbim mis gibi kokular şu an Beyaz TV ekranlarındaki kıymetli izleyicilerim için hazırlanıyor. Burada efsane bir iç harç yaptık efendim. Sebzeli kokulu mis gibi. Allah'ım şu patlıcan her geldiği yeri. Ekmeği kulağıyla şöyle. Tabii. Tabii Serp. Ama yok yok kulağımız yok. Serp sen cezalısın. Niye ki? Bundan sonra sen cezalısın. Biliyorsun niye olduğunu. Ben severim yani şey severim. Sus. Başkentimizi seviyorum. Tamam. Sus Serpil'cim. Tamam. Serpil'cim sus. Kız işte bazen işte ben boş. Yani olsun. Kimse yeni yara açamaz artık Serpil. Evet. Şöyle aldık. Bismillah. Yufkamı serdim. Serpil'den bir kaşık, bir de fırça. Dur, fırçamı da veriyorum. Fırça gelene patron, kadar. Patron, fırçayı vereyim ama beni fırçalama. Biliyorsun hiç uyum değildir fırçalamak ama ben birileri gibi değilim Serpil Hanım. Sen niye o birileriyle kendini hep aynı kefeye çünkü koyuyorsun? Diyor ya, öyle yapamazsın, böyle demezsin. Orhan. Şimdi izleyici diyecek ki bunlar ne konuşuyor, neyin kafasında? İşte bazen arada konuşuyoruz öyle, aramızda şimdi şöyle, olmuyor. Bakın, 2-3 kat... Yufkayı seriyorum.
güzelce burada sodalı bir karışım yaptık. İçerisine nişastasını, ununu ekledik. Ve gerçekten efsane oldu. Burada da şu an hazırladığımız bu sosla birlikte çıtır çıtır olmasını sağlayacak kısmı yapıyorum. Fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Ve patlıcanlı iç harcımı yufkamla böyle şerit halinde yayıyorum. Ve benim için yeterli. Hemen geliyorum şöyle. Yani bu da be. Vallahi billaha. Ve katlayarak gidiyorum. Da, yemin ediyorum nereye koyarsan yediriyor kardeş. Gerçekten öyle. Şöyle bakar mısınız? Sardım. Hiç böyle. Kesme böyle koy. Ya sonra keselim. Çıtır çıtır ha. Bence keselim. Çünkü ya. Çok dağılacak yufka ya. Tamam hadi. Şöyle keselim yumuşakken. Hazır diyorsun yumuşamış. Dört parmak. Evet. Bakın bunları böyle tepsime diziyorum. Kat kat. Biraz iç harcını daha az koyabiliriz ikincisine. Öyle mi? Tabii fışkırdı çünkü maşallah. Bizim elimiz gerçekten hani bana bir şey diyor ama kendisi de yani bakmayın bol kepçi koyuyor, atıyor, tutuyor Serpil Hanımcığım. Şöyle iki kat yapalım zemini. İki katın üstüne şöyle bu sodalı karışımı sürüyorum. İçerisinde nişasta, un. Değil mi? Tabii. Masa üstü bu sos. Yağ var. Nefis. Çıtır çıtır. Ve yine buradan iki kat yufka alıyorum ki hani iç harcını koyduğumda pardon biraz fazla oldu iki katımın dışına çıktık. Gördün mü? Yani iki katı buldun mu? Gözüm görmüyor Serpil artık eskisi gibi değilim ya. Bilmiyorum üzülüyorum dürbün ya. Tak hayatı. Yok ya bakayım ben de çizdireceğim olmadı. Hı. Meltem çizdirmiş. Bakayım ben bana da iyi gelir mi? Yapacağım ya. Ya çok, bazen çok üzülüyorum ya. Ben ben belki ben nazardan görmüyorum. Bir sene de ben görmememi ne demek ya? Şey, bunu da konuşacağız. Şey Nermi şöyle senin ama sosyal medyayla da çok ilgileniyorsun ya, yoruluyor. Bir sene de gözlerim gitti ama ya. Ama Meltem'in daha yaşı küçük. Numarası küçük. Tabii. Benim nasıl durumum acaba? Şimdi hani sana da büyük demek istemiyorum ama neticede sen görümcesin ya Meltem gelin ya tabii. Ama aramız öyle çok yaş farkı yok. Senle ben ne kadar? Aldın mı cevabını? Sen ben bana kapak olsun. Senle benim aram kadar yaş farkımız yani. Ya bir şey yokmuş. Ne o ne ya Allah'a sen. Tabii de bu 3 yaş. Var ya. Var ya. Aman Allah'ım yemin ederim aman Allah'ım. Onun dilinden o benim dilimden o. Al bakayım al. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de. Ama değil geç kalacağız son dakikalar. Yok kalmayız canım. Ne kalıyorsun? Bir tane daha yapalım yeter. Yıkamayız zaten. Yetiştik ha. Ama onu da saracağız ya. Tamam ben gideyim onu soğanlarını rendeleyeyim. Tamam. Hadi seni yalnız bırakırım. Allah'a ısmarladık. Nasıl ağladı bak. Yetmeden dele bir yanlar. Böyle bir şey. Tabii. Güzelce yayıyoruz. Bana gelince yaşlı. Sonra senle ben olunca. Ne var ki senle benim aramızda? Ne var ki abi? 3 yaş. Tabii bunun canım. Lafı mı olur aramızda? 3'ün 5'i. Bari 3 deme ya. İzleyiciler gerçekten beni yaşlı sanacaklar. Nermin ruhumu sor kaç. Ruhun 18 biliyorum. Tamam canım. Ruhum onu hissediyor. Ruhum benden genç olduğu kesin. Ruhum genç kardeş hiç yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Anam da beni böyle doğurmuş. Ayhan abiyi de gençleştiriyor musun? Doğru söyle. Çok bak. İstiyorum Nermin ama dinlemiyor beni. Bence Ayhan abime haksızlık ediyorsun. Neden? Kaç yıllık evlisin? 20. Ay söylemeyeyim. Söyle. Söylersem yaşımı hesaplarsınız. Ya tamam söyle. Ne bileceğiz kaç yaşında evlendin? Tamam evet. Temmuz 23 Temmuz'da 29'a gireceğim. Allah nasip ederse inşallah. Ah kurban olayım abim. 29 sene dile kolay. Niye kız? Ah abi. Kız 29 sene Serpil Kök'le aynı yastıkta. Aman abi. Anladım ben abim niye. Kız gözüm gibi bakıyorum. 29 sene Serpil. Kız gözüm gibi bakıyorum Nermin. Ben sadece en iyi sen biliyorsun. Sen iyi kadınsın. Tamam. Ayhan'dan sonra en iyi sen biliyorsun. Sevdiğimi gözüm şey gibi bakarım. De, bak şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Milletin imreneceği bir şekilde kaydetmişsin. Niye? Ayhan abimi. Tutkum. Ha tabii canım. Bak bu güzel. Neden demiştim tutkum aşkım değil şeyim değil demişti. İlk günkü gibi demişti. Evet. Tamam. Aynen abi haksızlık etme. Kız genç yaş kızla. Tamam. Hayır bir de ben ona şey diyorum. Bak zamana tamam meydan okumaya çalışıyoruz. Şöyle olabildiğince. Yumurta sarısını Serpil'e bırakıyorum. Ve yeni tarifime geçiyorum. Ufak dokunuşlar yapalım hayatım diyorum. Saçmalama Serpil diyor bana. Lorlup. Ne? Bir daha söyle bakayım. Ufak dokunuşlar yapalım diyorum.
Aynen yani. Hayır erkeğe yapma canım. Erkek ufak dokunsun. Kız sıralarında şeyler oldu ama böyle. Olsun. O çok karizmatik. Kız rahmetli anasına çekmemiş ben ama. Ben geçen gün gördüm Ayhan abimi kapıda. Çok karizmatik Serpil. Sahip çık Ayhan abime. Bak karışmam. Ben sana söyleyeyim. Nermin. Kapıda tetikte bekliyorlar Serpil. Allah'ı gözünü oyarım. Gözünü oyarım. Allah vermesin. Serpil. Şimdi de karşıyım ama. Kıskançlık da. Allah'ı oyarım. Lorlu puzzle sarma yapıyoruz kıymetli izleyenlerim. Bak ekran başına gelmeniz gereken bir tarif. Duyduk duymadık demeyin. Alt komşunu ara, Ayşe'yi ara, Hayriye teyzeyi ara. Bir kahve ara iç. Ama. Birilerini ara. Bir kahvenin yanında. Bir demet puzzle'ımız var. Sıcak su, içi için bir kase lor peyniri, bir su bardağı ince bulgur yanlış duymadınız. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kaymak, 1 adet soğan üzeri için ise 4 yemek kaşığı tereyağı. Mis. Gel Bahadır. Bahadır ben sana göstereceğim gel. Yavaştan gel bak. Bulguru ne yaptık? Önden soğanla birlikte suyla birlikte ıslattık. Evet. Bulgurumuz ıslandı. Şimdi ben yakından izleyicime anlatacağım bu iç harcı. Soğanla bulguru böyle birazcık harmanlıyorum kıymetlilerim. Güzelce harmanladıktan sonra içerisine bakın yanlış görmediniz. Lor peynirini koyacağız. Şöyle. Bunu da burada karıştırıyoruz. Seni bölüyorum ama grateni almamız lazım. Graten ne Serpil? Graten. Bak şimdi bizi düzeltirler sonra görürsün. Ama ben bunu böyle seviyorum uzatarak. Sebzeli tavuklu graten. Graten geldi. Kimsenin aramasını zor. Şarkı nereden dolandı? Bak tuzu koydum lor peynirimizin üstüne. Lor peynir tuzsuz olur. Birazcık da tuzu ekledim ve sonrasında yoğurt muydu bu? Evet yoğurt. Kaymak. Ha kaymak. Kaymağı içine mi koyalım üstüne mi koyalım? İçine koyalım. Yani üstüne şeyimizi koyacağız üstüne tereyağını. Bir parça eritsek mi? Hani çok güzel oluyor biz boşuna. Tereyağını kalalım. Koyacağız ona kaymağı da. Kaymağı o kadar çok kullanıyoruz yani ki. Ben bunu yaptım ama sen bana yap dedin anlamadım ki ben. Neyse. Bak şimdi diyeceksiniz ki bunu lahanaya nasıl saracaksınız? Muska şeklinde saracağız. Yanlış duymadınız efendim. Muska şeklinde saracağız. Nermin ben bir şey söyleyeyim mi? Ben seni dinlerken. Ha, iyi yaptım vallahi. Bir sıra daha attırı vermişim. O yenir biliyor musun? Çıtır çıtır emdiniz. Dedim misafirimiz de var şimdi. Bir de ne yapacağız? Ay unuttum. Bir tane daha ne vardı Gülşah Hanım? Unuttum. Kabak spagettimiz var. Kabak spagettimiz. Ay hamursuz bir mantı yapacağım size. Şok olacaksınız. Mantı soslu. Vallahi çok mantı güzel. Mantı soslu efsane bir lezzet yapacağım. Kaç dakika? Tamam çok az. Şu an sarma işlemi yapmadık daha. Ah Gülşah. Bir sezondur yapıyoruz. Bak. Şimdi bunu böyle yaptık ya bak. Taktiğe bak. Çok enteresan bir sarma taktiği vereceğim sizlere. Özellikle damarlı kısmı üste getirdik. Tamam mı canlarım? Bunları çok azıcık haşlamanız gerekiyor. Evet, bak tık tık kaçarsa fazla aman yarabbim. Bak. Kaçırmayacaksınız. Yapraklarım benim gerçekten çok güzelmiş. Bak. Bunu kahvaltıda bile biliyor musunuz? Lokmalık lokmalık gidecek. Kız çerez gibi Nermin. O kadar emek veriyorsun. 5 dakikada bitiyor ya şu bak, sarma. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz nereden aldığımı? Damarlarını alıyorum sadece. Bak. Tamam. Hı-hı. Fark ettiniz mi? İki taraftan damarlarını alıyorum. Ben sana en kalın halini aldım onu Nermin biraz. Sana aynen. İncesini bıraktım. Gördüm. Bunları ikiye böldük. Buradan bulgurlu lor peynirli iç harcımı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ve gidiyorum. Sen git ben de geliyorum Nermin. Bak iç harcını bol koydum. Cömert kadın cömert. Bak. Of. Ne güzel bir şey oldun. Bak. Bu da bir güzel olur ki şey gibi değil mi Nermin? Vallahi biliyor musun lokmalık tam böyle. Malatya'nın kiraz yaprağı sarması gibi. Gördünüz mü? Çok pratik. Hı-hı. Geliyorum buraya. Canımcığım ben şeyi atıyorum fırına. Hı. Böreklerimizi. Tamam. Gideyim ki hemen pişsin. Akşama misafir var. Yumurta sarıları susamını döktükten sonra sen onları gönder. Ben sarmalarımı yapayım. Bakar mısınız kıymetli izleyenlerim? Lor peynir, kaymak,
Bulgur suda ıslatıldı. İçerisine tuzunu ilave ettik. Ve muska şeklinde sarıyoruz, bitiriyoruz. Aynı şekilde buradan yine bakın geliyorum. Üçgen alıp katlama tekniği bu. Şöyle gidiyoruz. Burada kapatıyorum. Ve şu alt kısmını şu şekilde şekillendirip minik üçgenlerimi elde ediyorum. Ama burada dediğim gibi pazıyı gerçekten çok az haşlayın ki yayılmasın. Şey dağılmasın, kırılmasın. Bak. Of çok güzel ya. Bak. Çok severim. Sever misin? Çok severim. Ben de. Çok da yumuşacık olur böyle yemesi. Zaten bayılırım. Şöyle bir batırdık, hemen bir soğuk su yaptık Nermin. Yemişim pırıl pırıl kaldı. Yani kara lahana gibi zor bir sebze değil. Vallahi. Kara lahana zor. Onun acısını alacaksın, şey yapacaksın. Ama bu mesela daha kolay. Kara lahananın da sarmasına bayılırım. Yalan yok. Yer misin? Severim. Bana da hep şey gelir mübarek. Bu arada Nermin birkaç tane saptan ayırdın bize. Bak. Şuraya atıyorum. Sardık. Gördünüz mü? Efsane bir sarma tekniği. Bak. Sanki böyle börek sarar gibi. Oldu. Ne oldu? Yo, bir şey rica ettim de onu bulamadılar. Ne rica ettin merak ettim. Yok şimdi söyleyemem. Nermin aramızda da bir sır rica olsun Allah'a sen. Aramızda da bir sır. Kestin mi elini? Yok. Yok kızım sır mır yok. İzleyicimle beraber ekranda her gün program yapıyoruz. Sır mır yok. Yok bizim ya sırımız. Ama şey hani böyle söyleyemiyorsun ya bip falan ben gibi durdu öyle. Bak öğrendim rahatladım. Oh. Benim öyle bir huyum var ya. Ben kız öğrenmiyorum. Evet. Rahatlayamıyorum. Ne konuştuğunuzu bileceğim ben. Şey söylüyoruz bak. Ha, gel gel Bahadır konuşacağım söyleyeceğim. Bak şimdi şey diyorum tamam bir konu oluyor. Böyle yapıyorum. Nermin sana biraz sonra bir şey söyleyeceğim. Nefret diyorum, ederim. Tamam mı? Nefret ederim. Onu bak, biraz böyle sonra söyleyeceksen biraz sonra söyle. Ama ben onu 40 kere düşünmem lazım. Ama hatırlat diye sana söylüyorum. Direkt böyle bak. Serpil ne söyleyecektin? Ne söyleyecektin Serpil? Hadi şimdi söyle. Nermin sonra konuşalım. Hadi söyle Serpil. Orada söylemeyeceksin işte onu. Ama ben unutuyorum hatırlat diye. O çok ayıp bir şey aslında. Söylemeyeceğin şey orada insanlar için beni aklımı kafamı niye karıştırıyorsun? Başka bir şey anlatacağım ama diye. Olsun. Orada deme sonra söyle. Tamam. Neyse meraklıyım ben. Unutmayalım diye diyorum ama hatırlat. Tamam. Tamam daha söylersin. Çok merak ediyorum ben. Tamam. Bakar mısınız ya ne kadar güzel ne kadar güzel oldu bunlar ya. Allah'ım seni seviyorum. Verdiğin nimetlere şükürler olsun. Yarabbim. Yani şu üç harçla böyle bir şeye bakar mısınız kıymetlilerim? Kız Nermin ne güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Çok sevdim bu sarmayı ben. Yani alışılmışın dışında böyle tarif istiyorsunuz ya. İşte en güzel alışılmışın dışında sağlıklı mı sağlıklı. Lokmalık. Minik minik. Çerez at ağzına at ağzına. Dolmalar. Nermin farkında mısın benim yarımlarımı? Aa Serpil yap ne var? Hı. Ne var? Ben senden hızlı yapıyorum Serpil zaten maşallah. Bak bak. İçini hazırla şey yaprağını sana kestim. İçini ben hazırladım lan küllük yapmış. Soğanını Serpil doğradım. Rende. Soğanımı rendeledin. Tamam yeter Serpil'ci. Ama oraya sıkıştırmayalım mı? Hiç, diğer misin tarife geçeceğiz. Ben onu geçene kadar sen hızlı sarıyorsun. 3-5 daha sar. Tamam. Ben getiriyorum. Hadi neyse. Hadi. Misafirimiz var Nermin. Şöyle ki kıymetli izleyenlerim. Sondaki tarifime kimse inanamayacak. Biz ona spagetti dedik ama içerisinde spagetti yok. Tabii. Yanlış duymadınız efendim. Spagetti yok. İçinde sadece kabaklardan spagetti yapacağız. Çok enteresan. Ya şimdi bak bu tarifleri herkes yapıyor. Herkes bir şekilde ekranda yemek tarifi veriyor. Ama bak doğru söyleyeyim bak. Yiğit öldür hakkını ver. Biz farklı lezzetler çıkarmıyor muyuz her gün? Vallahi çıkarıyoruz. Bunu duymak istiyorum yani. Yoksa ne yapayım işi mi bırakayım? Bırakayım mı işi Serpil? Hayır canım. Nermin emek veriyoruz. Gayet de güzel şeyler yapıyoruz. Hiç de mütevazi olamam bu konuda. Burada kafa patlatıyoruz kafa. Kıs kıs böreklere bak ne güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? O da çok. Onun içini çıtır. Vallahi billahi. Senin deyimin ne şey neydi? Kuzudan yukarı. Kuzudan yukarı. Tabii. Ben şöyle bir tava getireyim. Sen yağımızı erit, cos diye üstüne dök. Tamam. Onu ben bir göndereyim fırın görsün gelsin. Zaten her şey pişmiş. Fark ettim. Bir de şey söyleyeyim mi? Sarması da çok keyifli. Keyifli. Ya. Vallahi hiç yormuyor beni böyle. Bak sarıyorum. Sen gelene kadar ben spagetti yapmayı deniyorum. Ama bak valla Burak'ın kayınvalide adayı seviyormuş. Bugünkü yemekler böyle maharetli, zahmetli yani. Güzel yemeklere denk geldin.
Hiç öyle planlamadı. Çünkü her gün geliyor, her gün gelmiyor aslında. Çok enteresan bir yapısı var kardeşim. Geliyorum, gelemiyorum. Bir var bir yok aslında. Bir de zaten telefonumu açma dedim, bir daha ben dedim onu telefonu açarım onu. Bana bir fikir ver Nermin. Buna böyle ben sen gelene kadar ince yapraklar yapayım mı? Onu bence şeyle, patates soyucuyla böyle spagetti haline getirelim. İncecik incecik. Bizim ondan yok. Yok mu? Kırdık. Evde tutulanı mı kırdınız? Maşallah hiçbir şeye dayanmıyor. Yani şimdi tamam yapımcıyım, her şeyi kırın diyorum ama... Görüyor musun? Bazı şeyleri de kırmayın çıktı. Yani. Kırmayın hocam İçinden yani. İçinden patron çıktı. Nereye kadar gücüm yetsin benim yani? Ben de üç çocuğa buraya koşturuyorum. Özlem bunları sana söylüyor kız. Gelinim selamla. Özlem nerede? Özlem, Nermin biz sana şaka yaptık. Bak canımın içi. Spagetti cihazımız var. Gel bak Bahadır. Hey, sana şaka yaptık. Yokladık bakalım Nermin ne başta diyecek. Başta yok dedin, kırdım dedin. Şaka yaptım işte. Denemeyin beni Serpil, denemeyin beni. Bak dedim o arada Bahadır içinden patron çıktı dedim. Denemeyin beni. Ay kız bak 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 bak. Ben de insanım. Spagetti görüyor musun? Hah. Şurada Merve'nin üstünde kalsın. Of, tereyağı da bir kızıştı. Sen şimdi onu foş diye dökene kadar. Of hanımlar, of beyler. Ekran başındaki kıymetli izleyenlerim. Bugünkü menü efsane. Bugünkü menümüz efsane. Beyaz TV ekranları yıkılsın efendim. Efsane. Nermin. Mis gibi sarmalarımızla. Kız tereyağı ne güzel oldu. Vallahi fokurdadı bak. Azıcık onun üstüne tuz atar mısın şeye koymadan? Atacağım. Şunu da sarayım bari kalmasın. Kıyamadım biliyor musun? O kadar güzel ki lahana. Sark ettim. Pazı. Bayıldım. Şey pazı o kadar güzel ki. Bayıldım incecik. Kıstım. Tuzunu verdim. Şunu da yapayım bitti. Tamam. Nermin tuz attım Jeniko. Tamam. Burası sende yanıyordu. Orası ben de geliyorum. Tuzumuzla bakın köpürttük. Böyle burada tereyağını böyle iyice kızartmanız gerekiyor. Hani böyle bulgur pilavının üstüne yakarsınız ya o tarzda. Güzelce kızarttığımız yağımızı alıyorum. Bak Allah. Gel. Bahadır kop kop kop. Bahadır gel. Kaçma şovu var burada Bahadır. Bak. Of bak. Cos. Bak 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 bak. Gel kardeş İskender alt etsin. Oy oy oy. Kaymağı da var içinde. Bahadır şimdi girme kameraya. Yağ oldu. Yaktın mı? Ah ah. Hak etti. Bu ya burada nazar çıktı değil mi Burak? Burada nazar çıktı. Yandın mı? Nermin o arada çıkardı tereyağıyla. Yandın mı Bahadır? Yanmamış neyse. Olsun iş kazası çocuk. Ben iş de yanıyorum kazası. Her gün. İki güne geçiyor Bahadır. Allah geçiyor. Yananı görür ama. Şöyle tereyağımızı da üzerine verdik. 200 dereceye getirdik. Bir fırın gösteriyorum. Gel. Göster. Aman aman aman. Börekleri çıtır, gördün mü Nermin? Çıtır çıtır çıtır. Ekran başında Serpil. Çıtır çıtır. Yala. Çıtır çıtır şu an bakayım. Pişiyor. Kızım sus çok güzel oldu Nermin. Allah böyle işte. Nermin şuna fırını mı gösterdik? Göstereceğiz sadece. Yani kısa süre. Kısa. Yaprak pişmiş, içi pişmiş. Aynen. Tereyağıyla kaymağı eriyene kadar. Birazcık öyle kaymağı. Sıcak olsun. İyi dedin. Kop 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 spagetti Nermin. Bak şurada sana neler yapıyor. 5 dakikamız mı var? Tamam bu da 5 dakika zaten. Bırak bırak orayı bırak. Bıraktım. Bırak dağınık kalsın gitme. Ya ne yapayım? Hep mi çalışır? Ay aklıma 10 yaşındaki konfeksiyon deneyimim geldi. Çocuk ne yaptı biliyor musunuz ya? Bak anlatmışım onu bir kere daha anlatayım. Bir gün ben gittim işe. Ben çok çalışıyorum. Neyime ise zaten her yerde ben bir sivrileceğim. Hep çalışacağım. Çocuk da yazık paketlemede. Ben de bu tarafta çorapçıdayız. Tamam mı? Çorapçıda çalışıyor. Çocuk oturdu bir kenara. Ne yapsın garibim? Konumuz seninle aynı mı peki? Nasıl yani? Ha işte sen de atıyorum çıraksın, ulu çırak mı yani? Ha ikimiz de aynı ya. Ha, tamam, ortacı, ha. Ortacı diyorlar onlara. Ha tamam ortacı ortacı. Ondan sonra bir dakika anlatacağım. Mantı soslu spagetti için efendim 2 adet yeter. Kabak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz. Yoğurt sosu için ise 4 yemek kaşığı yoğurt, tuz, zerdeçal, nane, pul biber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzeri için ise 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, pul biber. Çocuğa dedim ki ha. Tamam Serpil sen ne yapacaksın? Kız Burak var diye yapayım. Tamam Burak yiyecek mi? Tencere tencere yemek mi yiyecek çocuk? Kız olsun dedim bol dedim. Şimdi bak. Ne yapıyorsun? Çocuğa dedim ki ben oturmuş orada kenar dedim ki hadi dedim ya dedim çalışalım. Döndü bana Serpil böyle yaptı bak. Bak böyle yaptı.
Ne ya dedi. Hep mi çalışacağız dedi. İyi de bir çocuk. Sonra böyle düşündüm. Doğru söylüyor dedim lan. O da 10 yaşında. Be. O da 11-12 yaşında. Ben de 10 yaşındayım. Ne dedim? Derdin ne dedim senin? Nermin dedim. Ama yok, huylu oyundan vazgeçmez. Hep çalışıyorum. O günden beri hep çalışıyorum. Hep çalışıyor. Maşallah hep çalışıyorum. Heh. Allah da beni bildiği gibi etsin. Aa, Nermin çalışmıyorum. Ben de hep mi çalışacağız be? Sen de şimdi onun gibi hep mi çalışacağız dedin ya az önce. Ondan gitti. İşte. Acaba nasıl büyümüş müdür yani? Şu an çocuğu mesela böyle bir kafamda şey yaptım. Kıs kıs. Helallik alayım ben çocuktan ya. Baba olmuştur ayol. Ortacılık yapıyorduk o zaman işte. Ne yapalım? Kim bilir ne iş yapıyor. Çorapçıda. Anam babam kızıyordu ama ben yazın gidiyordum iş buluyordum vallahi. Anam bana evde kapı sildirmesin diye gidiyordum iş buluyordum. Dur bakayım kız. Ben bunu şey yapayım. Tek kız olunca kötü. Üç su yapıyordu ya. Cam suyu, kapı suyu, yer suyu. Kapıya mı yapıyordu? He bir kapıya ya. Anam kıs kıs. Köpükleme yapıyordu, duru su yapıyordu. Bir de gıcır gıcır etsin diye üçüncü temiz suyu. Ha kıs kıs sandan tevziye bak. Vallahi Nermin. Bak. Korkunç. Allah'a sen ölümü gör bir tadına bak. Yapışın, valla damağıma yapışın. Kurban olayım yapma. Yapışmıyor. Kız ölümü gör dedim bak. Ölümü görmeyeyim, niye görüyorum ölümü ya? Buradan aldım, elimle sıktım. Yemeyeceğim. Bak şimdi isteyeceksin. Ay çok büyük sen. Niye görüyorum ölünü? Güzel. Kahvaltılık ha. Bak restoranlara kahvaltıya koyun. Sonra ama yazın Nermin'den gördük. Vallahi çok güzel. Çalmayın. Olmuş. Çalmayın. Özlem. Wow, çok iyi olmuş. Kahvaltı benim yapımını söylerim. Harika. Kız. Şimdi. Tamam Hüseyin hocam. Heh. Şöyle ne yaptık? Gördüğünüz gibi oldu kabaklar oldu. Al dente efendim. Spagetti görüntüsünü aldık mı? Sen size demedin mi? Mantı soslu spagetti yapıyorum. Dediğimi yaparım efendim. Gördüğünüz üzere. Serpil'e söyledim. Hemen aparatı buldu. Yok dediği aparat çıktı birden. Bunlar her şey yok. Yapımcıların bu kahrıdır ha. Her şey vardır stüdyoda ama her şey yok çekilir. Neden? Ay. Çünkü almak zorundayız. Ay. Ay bu, pardon buraya girecek. Çok özür dilerim. Bak, dikkatimi dağıttın Serpil. Benden ötürü. Özlem yaptın Ermin. Tabii. Herkes bak, altındakine etsin. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Herkes tamam. Altındakine yüklensin. Tamam, burada itiraf ediyorum. Hı. Biz ondan bir tane daha vardı. Metaldi, kırdık kardeş. Doğru, onu hatırlıyorum ben. İşte, bunu unuttuk. Nane, niye söylemiyorsun? Unuttuk bunu. Kırılma her şeyden haberim olacak. Şey, nane, zerdeçal, pul biber. Bu da üstüne gelecek biraz içine. Kız, üstüne ayrı. Güzel iç yapmışsın. Ellerine sağlık Nermin. Ha? Vallahi ellerine çok sağlık. Çok güzel olmuş senin de ellerine sağlık. Yeminle. İki kişinin eli değiyor bebeğe. Yeminle güzel şimdi olmuş. Burada bak yoğurdu karıştırıyorum. Salçamı açıyorum. Serpil iki dakikada bunu tabağa koyabilir miyiz? Başladı ya bakayım süre. Neredesin sen? Ha, geliyorum dur. İki dakikam yok bir dakikam varmış hatta. Serpil hadi. Spagetti. Koş Serpil. Kaç kaç kaç. Bak oh. Kız, renge bak. Bunun şey tuzu nerede? Kim demiş bu spagetti olmadı ha? Kim demiş ha, bak. Ha burada. Oo. Yıkılsın beyaz TV ekranları. Tamam gel artık sen. Sen geldim gel artık. Ben. Benimki oldu. Al dente. Al dente neydi? Al dente'nin pişimin içe geliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar çok önemli. Ay. Hadi Serpil. Ben hazırım. Oo, yoğurdunu gezdir Serpil. Ben yağını açıyorum. Bak of 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 of. Ya çok iyi ya. Bakar mısınız kıymetlilerim? Evet efendim Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda harika bir neydi? Kabaktan spagetti hazırladım. Bunların bütün güzellikleriyle salça. Masaya taşıyoruz efendim. Üzerine yağlı salçasını toz bir şey pul biberini de gezdireceğim. Çok kısa bir araya gidiyorum. İkinci şifre, ikinci şifre. Sen söyle mi kurban olayım şimdi. Ha, ne dedin ki sen ikinci? Soda olsun ikinci şifre. İkine ne dediydi? Evet efendim yine muhteşem ötesi görsellerimizle ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerimizin harika enerjisiyle programın sonuna geldik efendim. Öncelikle inanılmaz güzel mesajlar atmışsınız çok teşekkür ediyorum. DM'im kilitlenmiş yani Nermin Öztürk sayfam. Gerçekten emek verdiğimi ve programı çok sevdiğinizden bahsetmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Efsane bir efendim patates gratin dedik ama bu bildiğiniz ana yemek oldu. İçerisinde tavuğundan tutun patatesine sebzesine kadar muhteşem bir harç oldu. Ve hemen yan tarafta gerçekten damaklarımızı şenlendirecek pazı sarması yaptık. Pazı sarmasının içerisinde lor peyniri, kaymak, ondan sonra biliyorsunuz bulgur kullandık. Köftelik bulgurla lezzetlendirdik.
yine çok güzel bir lezzet ortaya çıkardık. Hemen ön tarafta çıtır baklava yufkasından hazırladığımız patlıcanlı iç harcı ile birlikte renklendirilmiş efsane bir börek. Bu böreği buzluğa da atabilirsiniz. Orada saklama imkanınız da mevcut kıymetli izleyenlerim. Diğer yanda spagetti, mantı soslu bir spagetti yaptık ama bu tamamen diyet yapacak olanların yapabileceği, sıfır kalori, bağırsakları çalıştıracak efsane bir güzellik oldu. Salata tadında, biraz da soğuk soğuk serin serin tüketebilirsiniz. Hamursuz, kabakla hazırlanan efsane bir görsel. Peki ya benim kuş yuvalarıma ne diyeceksiniz efendim? Bakar mısınız görselin güzelliğine? Bu güzel kuş yuvalarımızın içerisine şöyle göstereyim, üstten mi çekeyim? İçerisine böyle çakıl taşları koyduk. Böyle bildiğiniz kuş yuvası gibi oldu. İçerisindeki yumurtalar gibi. Böyle rengarenk çubuk krokerin özellikle tatlı tuzlu ilişkisini kullanarak burada hem bitter hem sütlü çikolatayla bütünledik. Gerçekten çocukların beğeneceği, bayılacağı bir lezzet oldu. Bunları fazla yapın. Bakın arkadaşlar, paylaşmayı sizler öğreteceksiniz. Ben özellikle ne diyorum kıymetli izleyenlerim? Çocuklarınız okula giderken sadece çocuklarınızın beslenmesine kendi yiyeceği koymayın. Sıra arkadaşının arkasındaki sıradaki arkadaşına da böyle bir şeyler koyarsak, biz eskiden küçükken böyle büyüdük çünkü. İkram etmeyi öğrenirler, paylaşmayı öğrenirler ve kimsenin de böyle göz hakkı geçmemiş olur. Hatta böyle bazen toplu yapıp anneler de götürebilir diye düşünüyorum efendim. Yine bize ayrılan süre zarfı içerisinde birbirinden lezzetli tarifleri elimizden geldiğince sizlere sunmaya çalıştık. Dün ne vermiştik efendim? Baharat ve fincan takımı vermiştik çok kıymetli sponsorumuzdan. Serra Yıldız Hanım Efendi'ye fincan ve baharat takımımızı gönderiyor. Güzel, keyifli, sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ediyorum efendim. Ne diyorduk? Her zamanki gibi efendim. Hiçbir zaman ağzımdan düşürmüyorum. Çünkü evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Ve yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sizler için neler neler hazırlayacağız. Bir ayrılmayın efendim, biz buradayız. Allah'a emanetsiniz.